Alize'den merhabalar. Bu videomuzda yine sizin isteklerinizden seçildi konumuz. Alize Diva ve Alize Diva kullanarak yapmış olduğumuz bu hırkayı daha önce Instagram sayfamızda ve Facebook sayfamızda sizlerle paylaşmıştık biliyorsunuz. Ve çok soru aldı. Çok sordunuz nasıl yapılıyor bu hırka diye. Evet bugün tam zamanı olduğunu düşünüyoruz ve bu hırkayı sizlerle çalışacağız arkadaşlar. Biz bu hırka için e şöyle 3 yumak e, düz renk alize diva ipliğimizden kullandık. Yine üzerine de 2 e, yumak alize diva batik ipliğimizden kullandık arkadaşlar. E, şimdi hırkamızın kalıbı çok kolay. E, kol kesme yok böyle e, dışa çıkan bir kol düşük kollu. Şöyle arkasını da göstereyim. Biz bu hırkayı yapabilmek için önce bir zemin örüyoruz. Zeminimizi öreceğiz Alize Diva düz renk ipliğimizle. Sonra da renkli batik ipliğimizle e, üzerine dizayn edeceğiz. Çok kolay bir çalışma ama e, etkili bir efekt verdi Alize Diva batik ipliğimiz bu çalışmaya. Umarız beğenirsiniz. Hemen e, hırkamızın yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi hırkamızın yapımına geçelim. Hırkamız 38 beden bir hırka, 3 yumak Alize Diva düz renk dedim ve 2 yumak Alize Diva batik renkli ipliğimizden dedim. E, Tabi bu yumak sayıları 38, 40, 42 bedene kadar aynı yani yeter bu söylediğim yumak sayıları. Ancak 4 beden ve daha sonrası için yumak sayılarını birer tane daha arttırma durumundasınız. E, şimdi arkadaşlar hırkamız arkadan başlıyor. Şöyle. Hırkamızı örebilmek için arkadan başlayacaksınız. Böyle 73 tane kafes yapacağız arkadaşlar. Zincirimizi fazla fazla çekelim. Ondan sonra bir sıra trabzan öreceğiz ve 73 kafes üzerine kuracağız. Şimdi göstereceğim zaten nasıl yapacağımızı. Kafeslerimizi kurduktan sonra bu bir zemin arkadaşlar. Yani hırkamızın önce şöyle zeminini öreceğiz böyle zeminden başlayacağız. Düz renk ile zeminimizi öreceğiz. Bu zeminde biz kafesleri ve bu dolguları tabii bilinçli olarak bu görselin yapılabilmesi için buna uygun olarak çalıştık. Böyle 3 sıra kafes, bir sıra dolgu. 3 sıra kafes, bir sıra dolgu arkadaşlar. Bütün başlıyorsunuz arkada, örüyorsunuz. Yanlara geldiğimizde arkadaşlar şöyle kol çıkın, tısına, şöyle kolun yanları açılımına. E, zincirimizi çekiyoruz. 16 tane kafes yapacağız arkadaşlar. 16 kafesimiz olacak. Sonra e, öreceğiz. Tabii bu iki taraftan. Hep iki taraftan ilerleyecek. Arkayı böyle bütün yapıyoruz. Şöyle bütün örüyoruz. E, iki taraftan 16 kafes yetecek kadar zincirimizi çekip 16 kafes kuruyoruz ve 1 2 3 4 5 6 7. 7 bölümümüz olacak. Yani şöyle arkadaşlar 7 tane bölüm yapacağız. Şöyle. Şöyle üçlü. 3 üç sıralı kafeslerden 7 bölümümüz olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gibi. Sonra burada ensede 22 kafesi bırakacağız arkadaşlar. 22 kafesi örmeyeceğiz, bırakacağız. Üzerinde tabi bir sıra trabzanımız var. Sonra öne geçeceğiz. Yani örgüyü devireceğiz. Şöyle bu yarım ama sizin kafanız karışmasın hani ortada dikiş falan yok. Biz sadece aşama için yarısını sizlere çalıştık. Siz bütün çalışacaksınız. Yani iki kol birden örülecek. Omuz şöyle olacak arkadaşlar. Yani öne devrilme şu şekilde olacak ve öne geçeceğiz. Öne geçince de bir, iki, üç bölüm aynı şekilde dümdüz ineceğiz. Yani şurayı Burada omuzda 40 kafesimiz var arkadaşlar. Şurada 40 kafes var. E öne deviriyoruz. 3 bölüm örüyoruz. Sonra arttırmaya başlıyoruz. Böyle yakadan arttırmayı göstereceğim sizlere. burada da bir 7 kafes arttıracağız. Yani 7 kere arttıracağız. 7 kez arttırma olacak. aslında şu daha doğru olur. 35 kafes olana kadar. Yani 35 kafesi bulduğumuzda arttırmayı bırakıyoruz çünkü önümüz 35 kafes arkadaşlar. Bütün zeminimizi biz hırkayı örerek bitirmeliyiz arkadaşlar. Ee, yanları da dikmeyelim çünkü üzerine yaparken zorlanmayız. Açık olsun çalışmamız. Hani bütün üzerinin çalışmasını bitirdikten sonra yanları dikersiniz. Evet arkadaşlar 3 numaralı tığ kullanıyoruz. Üzerinde 5 yazar silikon saplı bir tığ. Ee, böyle zincirimizi çekiyoruz. Tabii eli çok gevşek, çok çok gevşek olanlar iki buçukta kullanabilir arkadaşlar. Ee, ama üç numaralı çok ideal. Şimdi bir sıra şöyle ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. İkili trabzan ile şöyle başlıyorum. Arka için 73 tane kapesimiz olacak demiştim. Şöyle ikili trabzan. Batırıyorum zemine tığımı ikisini birlikte alıyorum ikisini birlikte alıyorum tığımın başına doluyorum zemine batıyorum İkisini birlikte ikisini birlikte bu ilk zincirimizi çok gevşek çekmeliyiz ki en alt toplamasın kasmasın arkadaşlar böyle evet arkadaşlar böyle ikili trabzanımızı 145 tane yapıyoruz 73 kafes için 145 yani iki katının bir eksiği yapıyoruz bunu neden yapıyoruz? Şimdi göstereceğim. Döndüğümüzde çünkü bir tane delik atlamıyoruz. Hemen dibine batıyoruz. Büyük bir delik oluyor çünkü döndüğümüzde atlarsak. Şimdi göstereyim böyle. Evet arkadaşlar şimdi 145 tane böyle ikili trabzan yapıyoruz. Zincirimizin üzerine. Dönüyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. 2 zincir yukarıya, 1 zincir de üst bölüme. Tığımın başına doluyorum. Şimdi burada hani arada birer tane atlayacağız dedik ama İlk başlangıçta dönerken eğer bir tane atlarsak çok büyük bir ara oluyor. Bunu atlamamak için hemen önündeki yere batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Neden bir tane eksik sayı söylediğimi anladınız zannediyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Hemen önüne yine batıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Arada bir atlayıp yine önüne batıyorum. Yani ikili trabzan arada bir zincir arkadaşlar. Zeminden de bir boşluk bırakarak böyle Sıramı devam ediyorum. Evet birinci sıramızı tamamladık. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramızda yine yanda 3 zincir çekiyoruz. Tığımın başına doladım ve bu direğin üzerine hemen battım. Aynı şekilde ikinci sırayı örüyoruz arkadaşlar. İkinci sıramız da tamamlandı. Arada bir zincir ve ikili trabzan ile ördüğümüz sıradan bir tane daha son sırayı örerek e, arayı bitiriyorum arkadaşlar. Evet, üçüncü sıramızı da tamamladık. Ee, şimdi dolgu sırasına geçiyoruz. Yani şöyle, üç sıra kafesten sonra bir sıra dolgumuz olacak. Üç sıra kafes, bir sıra dolgu. Hırkamızı böyle bütün örüyoruz dedim. Kolumuzun altından on e, 16 tane kafes dışa çıkacağız. 16 kafes için 32-31 diyelim. 31 zincir falan e, dışa çekerek e, siz kolu Düşük yapmak için yanları açılmalısınız. Tabii böyle iki yana açılıyorsunuz. Hem buraya hem buraya çekiyorsunuz zincirlerinizi arkadaşlar. Bütün örüyorsunuz. Yanlara çıktınız. 1 2 3 4 5 6 7 tane böyle gösterdiğim gibi bölümü ördünüz. Sonra geliyorsunuz şu ense bölümüne. Ense bölümü de arkadaşlar 22 tane falan. Siz tabi kendi ensenize göre en doğrusu o. bırakıyorsunuz kafesi. Sonra buradan 40 kafes gibi falan bir döndük. Öne dönüyorsunuz örgüyü. 3 bölüm örüyorsunuz. Sonra şurada 7 kez arttırma olacak. Şimdi o arttırmayı göstereyim. Onu nasıl yapacağız? Yakayı yavaş yavaş V yaka olarak açıyoruz. Burada böyle bir üç bölüm düz gittik. Tam bu omuzdan aşağıya olan bölüm bu. Şimdi yakayı arttırmaya başlıyorum. Arkadan öne geçtiğim için. Şöyle 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın başına doladım aynı yere batıyorum arkadaşlar. Aynı yere battım. İkili trabzan yaptım. Şimdi burada bir tane arttırmış oldum aslında. Bir tane arttırdım. Devam ediyorum. Arada bir zincir. Zeminde bir atlıyorum. İkili trabzanlarıma devam ediyorum. Şimdi biz arttırmaları sadece şuralarda yapacağız. Yani buradan sola giderken, sol tarafa giderken hep e şu şöyle olan yerlerde yapacağız arttırmamızı. Şimdi kafesimizi giderken ilk sırayı bir tane arttırmıştık. Gittim, geri döndüm. Dönüşte arttırma yapmıyoruz arkadaşlar. Bir zincir çekiyoruz. Bu arttırdığımızın şöyle ucuna batarak buraya bir kafes yapıyoruz ama arttırma yok zaten. Alttaba arttırdığımı üzerine kafes yapmış oldum. Şimdi dönüyorum. Burada yine arttırma yapıyoruz. 1 2 3 Elin sıkıysa hatta dört bile çekilebilir burada kasmasın yakanın kenarı. Dört çekeriz böyle e, ikili trabzan yaparız. Yine arttırmış olduk farkındaysanız. Böyle yine arada bir zincir, ikili trabzan, bir zincir, ikili trabzan ile üçüncü kafes sırasının Devam ediyorum. Şimdi ne oldu? 3 kafes sırasında biz 2 tane arttırma yaptık arkadaşlar. Şimdi buradan yola çıkarak sayıyı belirleyebiliriz. Ne demiştik? Kol boyu yani kol evinde 7 tane bölümümüz vardı bizim. 7 tane de burada var. Buradan dışa çıktık. Şuradan dışa çıktık. 7 bölüm yaptık. Geldik döndük. 7 bölüm de burada yaptık. Sonra arttırdığımız kadar kafesi burada bırakıyoruz ve şuradan itibaren örgüye devam ediyoruz. Yanda dikiş var arkadaşlar şurada. Böyle devam ediyoruz. Şimdi arttırma da tabii ne oluyor? 3 üç tane yapmıştık ara. Hiç arttırma yapmamıştık. Dümdüz indik. burada iki arttırma, iki arttırma, iki arttırma, iki arttırma. Yedi, sekiz tane, 8 tane falan arttırma yapıyoruz şuraya kadar arkadaşlar. Şeyler de yapmıyoruz. Trabzan örgü olan yerlerde arttırma yapmıyoruz. Yaka arttırma anlaşıldı zannediyorum. Üzerine çalışalım sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar şimdi Alize divabatik ipliğimizle çalışmamızın üzerine dizayn etmeye başlıyoruz. Şöyle e, kenarı dikiş için bırakabilirsiniz. Bir önünden başlayalım. Hemen şöyle tığımı batırdım, ipliği alttan aldım yukarı çektim. Zincir işi bir çalışma bu. Şöyle arada zincirler çekiyoruz. Buradaki zincirin üzerinden atlıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Üzerinden atlıyorum bir zincir çekiyorum. Son kafesteyim. Şöyle bir zincirimi çektim. Böyle ipliğimi uzatıyorum. Tığımı alıyorum. Şu e, dolgulu trabzan bölümünün son arasına yani şu kafese değil arkadaşlar. Şu dolgunun üzerinden tığımı geçiriyorum. E, burada bıraktığım şu ilmeği alıyorum ve buraya çekiyorum. Şimdi burada yine e, zincirimi çekmeye devam ediyorum. İki zincir çektim atladım. Bir zincir çektim atladım. Bir zincir çektim. Burada yine aynı şekilde yapıyorum. İpliğimi uzatıyorum. Hemen üzerinden şöyle batırıyorum. Dolgulu bölüme batırıyorum. Alıyorum. Bunu böyle çekiyorum. Zaten el alışınca çok hızlı bir şekilde bunları yapabileceksiniz. Çok kolay. Böyle atlıyorum. Dizaynımız sadece bu kadar. Burada tabii dolgulu bölümü atlama bir efekt verdi. Şöyle göstereyim bakın. Dolgulu bölümü atlıyoruz. Örmüyoruz. Sadece şurada zincir çekiyoruz. Dolgulu bölümü alttan atlatıyoruz ipliği. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Onu da göstereyim. Yani iki türlü yapabilirsiniz. Şimdi zincirleri çektim. Ee, geldim dolgulu bölüme. Şimdi dolgulu bölümün altında bir iki zincir çekilir. Yani böyle iki tane zincir çektim dolgulu bölümün altı için. Hani ipliği uzatmak istemezseniz oraya zincir de çekebilirsiniz. Zincir çekerek o zinciri böyle çekersiniz. Hani ipi uzatmaya gerek kalmaz o zaman çok fazla. Ama hiç gerek yok zinciri çekmeye bence iplik uzatarak devam edilir. Ama isterseniz de arkadaşlar orası için bir iki zincir çekebilirsiniz. Böyle devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar sıramızı bitirdik. Diyelim ki döndük. Hemen böyle yana atlıyoruz. Yanda zincirlerimizi çekiyoruz. Yine zincirimizin üzerinden atlıyoruz. Bir zincir çektik. Şimdi e, tersten geri dönerken şu hareketi yapıyoruz. Bakın burada hani e, tığ'yı batırarak çekmiştik yukarıya. Oraya bir batıyoruz. Buraya da bir zincir işi yapıyoruz. Batıyorum. Sonra böyle tığımı şimdi boşlukta boşluktan geçirerek ipliği alta çekiyorum. Burada yine devam ediyorum. Yani görünümü bozmamak için şimdi boşluktan geçirerek devam ediyorum. Böyle. Geliyorum. Yine buraya batırıyorum. Bir tane zincir işi buraya yapıyorum. İpliği uzatıyorum. Şimdi dönerken boşluktan tığımı geçirerek geri çekiyorum. Bunun sebebini söyleyeyim. Giderken burası boşluktan alta giriyor. Dönerken de boşluktan çıkması gerekiyor. Bu kadar düzgün olabilmesi için bakın. Boşluktan çıkıyor dönüşte. Ama giderken dolgunun üzerine batıyoruz. Anlaşıldı zannediyorum. Sizlere kolay gelsin. Keyifli örgüler diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere.